Ve Fenerbahçe ile başlayacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında bu akşam saat 20'de Slovaçko ile karşı karşıya gelecek. Bu maçla ilgili son detayları Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Ahmet bizleri bekliyor. Ahmet, sözü sana verelim. Demek yedik, teşekkürler. Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Slovaçko'yu ağırlayacak sarı lacivertliler. UEFA Şampiyonlar Ligi yönelemesinde Dinamo Kiev'e maalesef kaybetmişti ve elenmişti. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kalabilmek için Slovaçko'yu elemesi gerekiyor sarı lacivertlerin. Bu akşam yine stadyumun kapalı gişe olduğunu ifade edelim. Satışa çıkan tüm biletler tüketildi. Zaten Fenerbahçe'nin sezon başında 37 bin aşkın bilet sattığını, kombine bilet sattığını belirtelim. Bugün bunun dışında satışa çıkan 12 bilet de kısa süre içerisinde tüketildi. Bu akşam yine kapalı gişe oynanacak Fenerbahçe Slovaçko mücadelesi. Tabi sarı lacivertler sezonu Dinamo Kiev maçlarıyla başladı. Doğal olarak henüz galibiyetle tanışamadı. Bu akşam taraftarın önünde galibiyetle tanışıp sezonu artık ilk galibiyetini almayı hedefliyor ve avantajlı bir skorla deplasmandaki karşılaşmaya gitmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Tabii ki eksik oyunculardan da bahsedelim. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Altay, ve Pedro sakat oldukları için bu akşamki maçın kadrosunda yer almayacaklar. Bu isimlerin aynı zamanda rövanş karşılaşmasında da, Altay hariç bu isimlerin rövanş karşılaşmasında da oynama ihtimallerinin çok düşük olduğunu ifade edelim. Zaten bu isimlerden bazıları Avrupa kadrosuna da yazılmadı. Fenerbahçe bu 5 eksikle UEFA Avrupa Ligi playoff'una katılmak için mücadele edecek. Tabii ki son olarak muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum size. Kalede Altay'ın yokluğunda Ertuğrul Osman Çetin oynayacak. Şunu ifade edeyim. Tabii dün Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Ama bu akşamki maçta kadroda olmayacağını belirtelim. Çünkü henüz takımla hiçbir antrenmana çıkmadı İrfan Can Eğribayat. Bundan dolayı rövanş maçında oynama ihtimali bulunuyor. Ama bu maçta genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin bu akşam kalesini koruyacak Fenerbahçe'nin. Bunun dışında defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağda Osayi, solda Ferdi. Stoper'de de iki yeni transferinin de 11'de başlamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Gustavo Henrique ve Luan Perez, aslında Atilla Zalai'nin oynamasını bekliyorduk ama takımla birlikte sadece bir antrenmana çıktığı için bu akşam Luan Perez'in ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Bu da savunma hattının önünde Arao. Hücum hattında ise sağ tarafta Bruma, sol tarafta Rossi, merkezde Crespo, forvette de King, Joshua King ile Valencia'nın ilk 11'de başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Stat çevresindeki hareketlilik yavaş yavaş artmaya başladı. Güzel bir hava var. Güzel bir maç akşamı olacak. Biz de gün boyunca detaylarla karşınızda olacağımızı ifade edelim ve şimdilik buradaki yayınımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım Demet Gedik. Ahmet Selim'e aktardıkları için çok teşekkür edelim. Gün boyunca da zaten oradan sizleri ve bizleri bilgilendirecek canlı olarak.